Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde etkili operasyonlarla terörle mücadelede fark yarattı. Peki nasıl bir taktik dönüşümü oldu? Özellikle Suriye ve Irak'ta yapılan operasyonlarda ne tür teknikler kullanıldı? Uzman isimlere sorduk. İzleyelim. Eskiden şimdi operasyonel yetkisi olmadığı için MİT'te şöyle bir taktik vardı. Hedefi bul ve rapor et. Şimdi bu inanılmaz bir zaman kaybı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da elini kolunu bağlayan bir yapı. Bu neye döndü? Hedefi bul ve yok et. Sayısız fotoğraflar, terör örgütünün sözde üst düzey isimleri, komutanları. Liste kabarık. Her geçen gün yeni bir teröristin isminin üzerine çizik atılıyor. Peki nasıl? PKK çok tehlikeli bölgesinde. MİT elemanları bunu bir şekilde robot sistemleriyle kendi hayatlarını tehlikeye atmadan veya köylülere, orada koyunlara bir şey olmadan belli bir şekilde sadece pinpoint dediğimiz zaten güdümlü silahları kullanıyorlar. Milli İstihbarat Teşkilatı 15 Temmuz 2016 darbe girişimi döneminde büyük bir dönüşüme uğradı. Aslında yurt dışı operasyon yetkisi gerilimin yüksek olduğu 2004 yılında verilmişti. 15 Temmuz sonrası ise MİT'in etkinliği özellikle sahada, savaş alanında, dağda, kentte ve terör bölgelerinde gözle görülür hale geldi. Ve 2017'de Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Hani ne getirdi bu bağlanma? Bana göre bunun üzerine durmak lazım. Şimdi istihbarat çok başlılık kaldırmaz, çok başlılığı kabul etmez istihbarat. Eskiden muhtelif ellerden yürüyen bir istihbarat yapısı vardı devletin. Ben de eski bir istihbaratçıyım ve şiddetle eleştirmiştim o dönemde. Yani Genelkurmay'ın ayrı, Emniyet Teşkilatı'nın ayrı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ayrı, jandarmanın ayrı bir teşkilat yapısı var. Ve bunlar birbirinden kopuk, birbiriyle maalesef çekişme halinde olan yapılar. Doğru olan bu değildi. Doğru olan istihbaratın tek elden, tek merkezden yönetilmesi. Ana temele bağlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi dünyadaki bütün modern strateji ve istihbarat bölümlerindeki gelişmeleri Milli İstihbarat çok iyi takip ediyor. Fakat asıl her şey nasıl ki bir işletmede en önemli şahıs onun işletmenin sahibi ise burada da bu şanlı ve daha Türk tarihinde modern cumhuriyetin Osmanlı'nın kurulmasından bu tarafa, teşkilat-ı mahsusadan bu tarafa baktığımızda Sayın Hakan Fidan'ın liderlik misyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu çok az sayıda kahramanın, isimsiz kahramandır onlar, Hakan Fidan'ın aslanları diyorum. Hakan Fidan ve aslanlarının bir takım olarak çok başarılı olduğunu ve Türk milletinin gururu olduğunu düşünüyorum. Özellikle terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerine yönelik operasyonlar arttı. MİT'in PKK'lı yöneticileri imha parolası bul ve yok et oldu. Bu operasyonlarda büyük başarı sağlanmasındaki asıl etki neydi? Birincisi MİK dediğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu. Bu teşkil edildi. İşte bütün o bilgiler toplanıp tek elden değerlendirme, analiz yapma gibi bir yetenek kazandırıldı Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Aynı zamanda istihbarat bütçesi inanılmaz derecede desteklendi, genişletildi. İkinci bana göre en büyük etken bu süreçte. Yine aynı şekilde bu bütçenin zenginleştirilmesiyle teknik donanım ve bir takım imkan kabiliyet yönünden de Milli İstihbarat Teşkilatı ciddi konuma getirildi. Yine kriptoloji, hani siber, uydu gibi birçok günümüz teknolojisinde olması gereken yetenek Milli İstihbarat Teşkilatı'na kazandırıldı ve ondan da önemlisi operasyon yetkisi verildi. İşte bu yetkiyle 22 ülkede 100'den fazla operasyon gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatımız her biri filmlere konu olacak. Her şey PKK terör örgütünün Siirt'in Eruf ve Hakkari'nin Çemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos 2018 günü MİT'in Zeki Şengali Kod adlı PKK-KCK terör örgütünün yürütme konseyi üyesi İsmail Özden'i Sincar'da öldürmesiyle başladı. Bugün PKK'nın imha edilen üst düzey yöneticilerinin sayısı 100'ü aştı. Peki nasıl taktiksel bir süreç işleniyor? Şimdi örgüt şunu iliklerine kadar hissediyor. Girilmedik in, girilmedik mağara ve elde edilmedik bilgi yok. Ancak bu tabii örgüte çözülmeleri de beraberinde getiriyor. Dağılmayı da beraberinde getiriyor. Fakat bana göre örgütten daha çok bu korkuyu hissedenler teröre destek veren yapılar. Yani başta Amerika.
Burada Amerikalılar bir takım depoları, yeraltı depolarını inşa ettiler. Ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir saldırı gerçekleştirmek üzere bu depolardan iki tane Grad füzesi çıktı. Çıkaran sözde bölge sorumlusu, yanındaki o çapulcular bu füzelerle birlikte daha depodan çıkar çıkmaz etkisiz hale getirildi. Şimdi Amerikan eline koyun kendinizi. Çok gizli bir operasyon planlıyorsunuz. Kirli ve hain bir plan. Türkiye'ye bir saldırı gerçekleştirmek üzere 3-5 kişinin bildiği bir operasyonu masaya yatırıyorsunuz. Fakat bu operasyon daha odadan çıkmadan bir anda tepesinde SİHA'yı, ensesinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nı buluyor. Şimdi bunun yaratacağı Amerika'daki korku ve telaşı siz tahmin edin. 5 kişi biliyorduk. Bunlardan biri bu bilgiyi aktardı. O zaman içimizdeki hain hangisi? Şimdi bu korku, bu şüphe hem destek veren ülkeleri hem de örgütü inanılmaz bir kaosa ve paniğe sevk etti. Ve şu an kimsenin kimseye güveni yok. Kimse kendini güvende ve emniyette hissetmiyor. Ve kimse bu coğrafyaya güvendedir diyemiyor. Birçok uzmana göre MİT şu anda Irak ve Suriye'de hareket kabiliyetini çok fazla artırmış durumda. Gerçekten güçlü bir yapılaşma, kadrolaşma ve yerleşme imkanlarına sahip. Bu da etkisiz hale getirilme olasılığı olan hedefler için korkulu rüya demek. PKK terör örgütü 40 senedir Türkiye, Kürt'e, Araba, Yezi diye orada kan kusturuyor. Tehdit yoluyla en sevdikleri çocuklarını, kızlarını, eşlerini alıp onlara olmadık işkenceler yapıyorlar ve zorla silah altına alıp dağa çıkarıyorlar. Sayın İçişleri Bakanımızın dediği gibi işte Milli İstihbarat bu bağı kesmişti. Bu bakımdan büyük bir rekabet var. Yani nedir? Bölgede Suriye ve Irak bölgesinde ve Türkiye'nin bir şekilde yakın bölgesinde adeta bir casuslar savaşı var. Milli aslanlar dediğimiz Hakan Fidan'ın aslanları oradaki çakalları tek tek avlıyor. Bu onlarda büyük bir korku ve panik yaratıyor. PKK'ya silah verenleri, onun ağababalarını ve emperyalistleri de çökertiyor. Operasyonlarda hem saha kaynakları hem de teknoloji aynı anda kullanılıyor. Sahadan alınan bilgiler analistler tarafından değerlendiriliyor. Ardından teknolojinin imkanları sahaya sürülüyor. İstanbul'daki ve diğer şehirlerdeki altyapıları değiştiriliyor. Daha rahat bir komünikasyon, haberleşme, uydu haberleşmesi dahil 7/24 bir gidişat oldu. Bir, Milli İstihbarat Teşkilatımıza Milli İstihbarat Uydu Desteği sağlandı. Yani havada bizim Milli İstihbarat'ın gözleri ve kulakları var. İki, AVAX uçaklarımızın bağlantıları var. Üç, Milli İstihbarat Teşkilatımızın SIGIN sinyal istihbarat uçakları olmuştur. Bu 7/24 bütün denizlerimizde izliyor. Dördüncüsü çok önemli, deniz kuvvetlerimizin yeni yapılan muhribine biz bir şekilde sinyal istihbaratı için ve denizlerdeki faaliyetleri yönetmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı. Evet, orada da subaylarımız var ama Milli İstihbarat'la beraber çalışıyor. Bu bütün bunlara baktığımızda Karadeniz havada ve yerelde çok ciddi bir komplikasyon ve bu harekat alanını Türkiye'ye karşı olan bütün tehdit unsurlarını 7/24 canlı olarak Sayın Hakan Fidan Amerika'da da olsa görebiliyor. Rusya'da da olsa görebiliyor. MİT'in saha kaynaklarının güçlülüğü, yok edilen hedeflerin de niteliğinden anlaşılıyor. Genelde anında gelen bilgiyle havalanan SİHA'lar terör hedeflerini bir bir yok ediyor. Dünyanın her tarafında faaliyet gösteren Milli İstihbarat Teşkilatı kendi özgüvenine gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanca bütün faaliyetleri daha onlar olmadan haber alıp karşı tedbirleri alabilen, diğer dünya istihbarat birimleriyle ortak çalışabilen ve bunu yaparken de Türk milletinin daha doğmadık evlatlarının can güvenliğini garantiye alan bir stratejik horizon dediğimiz ufuk yaratmıştır. Biz artık istihbari anlamda bilgiyi Türkiye ile paylaşırsak doğrudan bu operasyon olarak sahada çok ciddi etki yaratıyor ve artık verdiğimiz bilginin karşılığını alıyoruz ve hiç kimse kapımıza gelip bu anlamda bize verdiğimiz bilgiye yönelik bir hesap sormuyor. Bu güven tesis edildi. Bana göre en büyük etkilerden birisi de bu. Zaman zaman haberlerde yerel istihbarat teşkilatıyla yapılan işbirliği diye okunur. Aslında okumanın işte kökü ve özü bu. Yani oradaki halk artık bizle bir bütün halinde. Bütün bilgileri eş zamanlı anında paylaşıyorlar ve hemen operasyonla da karşılığını alıyor bölge. Artık Türkiye, MİT'in yurt dışı operasyon kabiliyetlerinin artmasıyla operasyonel olarak gücünü sahaya yansıtmış durumda. Bu anlamda bu tür güçlü operasyonları yapabilen İsrail'in Mossad ve Amerikan CIA haber alma teşkilatlarıyla boy ölçüşebilecek konumda gösteriliyor. İstihbarat Teşkilatı bir operasyonla Kenya'da İtalyan vatandaşını Afrika gibi bir yerde bulup teslim etti. Ve bu kişi şu an Silvia Romano değil, Ayşe Romano olarak
hayatına devam ediyor. Çünkü bu operasyonun o kadar çok etkilendi ki Müslüman oldu. Şimdi bu aslında çok büyük bir gurur kaynağı ülkemiz için. İtalya gibi bir devlet, Avrupa'daki adı geçen devlet sana konuda sıkıştığından, az yaşadığından başvuruda bulunuyor. Bunu sen hallet diye. Neden? Çünkü artık Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dünya geneli hakimiyeti artık herkes tarafından kabul ediliyor. Türkiye'de askeri ateş olarak görev yapan Kamburidis 2013 ve 2017 yıllarında döndüğün demekte oldu. Geçtiğimiz günlerde bir makale kaleme aldı. Diyor ki Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türkiye ordusu diyor Suriye'nin kuzeyinde, İran kuzeyinde çok ciddi işler yapıyor. Buradan Yunanistan'ın ders çıkarması lazım. Olası bir savaşta bu istihbarat teşkilatı bizim Batı Trakya bölgesinde neleri biliyordur bunu iyi araştırmamız lazım diyor. Topraklar aynı tehdit, aynı teşkilat ama bir anda bambaşka yere gelen bir teşkilat. Şimdi bu açıdan baktığınızda kurumun fabrika ayarlarına, özüne döndüğünü görüyorsunuz teşkilatın. Hatta birçok uzmana göre başarı payı diğer istihbarat teşkilatlarının da önünde. Türkiye nereden nereye geldi diye baktığımızda hepimizin bildiği gibi Donbas bölgesinde herhangi bir şekilde Ukrayna ordusunun veya NATO'nun lider harekatı yapılması halinde Sayın Putin dedi ki atom bombası, taktik bomba atarım dedi. Bu çok yüklü bir tehdit bildiğiniz üzere. Peki Türkiye ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yeni bir Çernobil istemiyoruz dedi. Buraya gitti, Hakan Fidan'ı da götürdü yönden. Ama Türkiye neyi başardı? Bakın bunu Türk milletiyle paylaşalım. CIA'nin başkanıyla KGB'nin başkanı Narişkin geldiler, kalede bir araya geldiler. Bu ne demek? Orada tavla oynamadılar. Avrupa'da ve Atlantik bölgesinde, Ukrayna'da veya bizim bölgemize yakın bir yerde taktik bomba kullanılmasının nükleer harbi önlemiştir Türkiye. Bunu kim yapmıştır? Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı'nın liderliği yapmıştır. Bu bakımdan ileriye baktığımızda 25-30 sene sonrasındaki Türkiye'nin bu gidişatı bir know-how, bir kültür birikimi ve istihbarat bilgi birikimi sağlayacaktır. Bu da Türkiye'nin düşmanlarına korku salacaktır.